Merhaba web teknoloji takipçileri. Bu videomuzda sizlerle beraber Minecraft'ta alternatif 5 tane oyuna bakacağız. <laughs> Bildiğiniz üzere ülkemizde Minecraft'ın yasaklanması, bir engelleme gelmesi gündemdeydi arkadaşlar. Eğer böyle bir durum olursa diye sizlere 5 tane oyun gösteriyoruz. Bu durumda hemen tabletinizden açıp bu oyunları oynamaya devam edebilirsiniz. Böylece Minecraft isteğinizde bir nebze de olsa bastırmış olursunuz. İlk oyunumuzla başlayalım. İlk oyunumuzun adı Blockheads. Ben oyunu biraz oynadım. Bir platform oyunu bu. Bildiğimiz Minecraft'ın 3 boyutlu dünyası yok. Aslında 3 boyutlu bir dünya. Burası tabii ki de. Ancak biz 2 boyutlu gibi görüyoruz. Gördüğünüz üzere. Şu an şu bölgelerde olmadığımdan mütevellit. Harita biraz karanlık gibi. Biz şöyle ışınlanalım. Hatta şöyle zoom out yapıp. İlk doğduğumuz yere gidelim. Teleport diyoruz ve karakteri buraya ışınlıyor. Gördüğünüz gibi karakterimiz buraya geldi. Oyuna başlarken en başta karakterimizi oluşturabiliyoruz. O karakterimize bir isim verebiliyoruz. Gördüğünüz gibi biz WebTekno ismini verdik. Oyunda çok detaylı keşifler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yeni bir şeyler inşa edebiliyorsunuz. Zaten Minecraft'ın bütün olayı bir şeyleri inşa etmek. Oyunda şöyle değişik aksiyonlar da var. Mesela balık tutabiliyorsunuz. Ben daha o aşamalara kadar gelemedim. İnternetten baktığım videolarda bunları görebildim. Çünkü o aşamalar bayağı bir oynadıktan sonra karşınıza çıkıyor. İşte denizin kenarını evinizi yapabiliyorsunuz. O tabii evi yaparken böyle köpek balıkları falan da var. Onlara dikkat etmeniz lazım. En başta şu an sadece benim gördüğüm hayvan eşekler oldu. Normal bildiğimiz Minecraft'taki craft mantığı aynı bunda da var. Şöyle sağ tarafta sıralanıyor ve bunları birleştirerek bir şeyler yapabiliyoruz. Şurada gördüğünüz gibi şimdilik elimizde olan eşyalarla bu arada oyunda yağmur yağıyor bilmiyorum kamerada gözüküyor mu. Oyundaki eşyalarımızı şöyle mesela tıklayarak Gördüğünüz gibi koyuyoruz. Aynı Minecraft mantığı, hiçbir fark yok. Adamın şöyle bir güzel atletik yapısı var. Mesela aşağı iniyor, böyle tutunarak iniyor aşağıya. Bu benim hoşuma gitti. Farklı bir şey olmuş. Burada gördüğünüz gibi benim daha önceden koyduğum bir workbench'imiz var. Minecraft'taki craft table mantığında çalışan. Buradaki workbench'te çeşitli şeyler yapabiliyoruz. Mesela bir tane kamp ateşi yapalım buradan. 10 tane stick kullanacakmış. Craft dediğimiz zaman şimdi geliyor buraya arkadaş. Böyle bir süresi var. Bu süreyi bekliyoruz oluşması için. Gördüğünüz gibi kamp ateşini buraya yaptı. Onları alabilmek için bir şeyleri atmamız lazımdı. Şu tarafa gidip şu havuçları fıydırayım şöyle. Şuradan da gidip yaptığımız kamp ateşini alayım. Minecraft'taki mantık da birebir aynı. Bunda sadece platform şeklinde görüyoruz oyunu. Bunda grafikleri şahsen bir Minecraft kadar çekici geldi benim gözüme. Dilersek şöyle karaktere yakınlaştırıp daha geniş görebilmek için haritayı uzaklaştırabiliyoruz. Şu an oyunda gece oldu. Çok fazla bir şey göremiyoruz. Şöyle uzaklaşınca yine gündüz görünümüne geçiyor. Bizim açabildiğimiz harita burası. Bu harita çok büyük olduğu söyleniyor. Oyun arkadaşlar şöyle yaklaştıkça gece olduğunu görüyoruz. Terraria diye bir oyun var bilenler bilir. Onunla Minecraft'ın karışımı diyebiliriz oyunun için. Oyunumuz iOS ve Android platformlarında var. Oyun ücretsiz. Bu arada arkadaşlarınızla online olarak oynayabildiğinizi de hatırlatmak isterim oyunda. Ve şimdi diğer oyunumuza geçelim. Sıradaki Minecraft vary oyunumuz, Minecraft'a benzeyen oyunumuz Island. Island oyunu Android ve iOS'te var. Aynı zamanda Facebook üzerinden de yani tarayıcı tabanlı oynayabiliyorsunuz. Oyun tamamen kendi adınızı oluşturma üzerine kurulu. Zaten Island adı üzerinde Play on Facebook işaretinde burada görebiliyoruz. Ayrıca premium account da alabiliyoruz. Bu premium'da neler olduğunu birazdan söyleyeceğim. Minecraft'la birebir aynı oyun ancak bunda hani survival modu veya bir zombilerle savaşabileceğiniz herhangi bir bölüm yok bu oyunda oyun için satın almalar mevcut demiştim. Play solo diyerek Create New Island dediğimiz zaman burada gördüğünüz gibi premium kısmı devreye giriyor. Şimdilik istemiyoruz. Play diyelim. Reklamlar olmazsa olmazımız. Oyun yükleniyor. Buna benzeyen çok fazla oyun var. Kendi adınızı, kendi mekanınızı yaratabileceğiniz. Marketteki düzgün çalışan Minecraft oyunlarından bir tanesi bu. O yüzden bunu tercih ettim. Tabi orijinal Minecraft'tan sonra Minecraft'ta modlar dışında hani esas amaç güzel bir şeyler inşa etmek olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden Minecraft'ta en başta para vermeden bir ısınma yapmak isteyenler için aslında Island bence mükemmel bir oyun. Oyunda şu alt tarafta kullanabileceğimiz malzemeleri görüyoruz. Bunlar tabi bunlarla sınırlı değil. Şu kilitli olanları upgrade edebiliyoruz ama premium'a geçmemiz lazım. Açık olanlar şurada. Standart Minecraft'tan hiçbir fark yok. Koyduğumuz yere direkt tuğlaları yapıştırıyor ya da hangi malzemeyi kullanıyorsunuz. Şuradaki çarpı işaretine basarak koyduğumuz şeyleri kaldırabiliyoruz bir kere dokunarak. Dediğim gibi Minecraft'a başlamadan önce bu Minecraft neymiş acaba bu Minecraft'ta neler yapabilirim diye düşünenler için öyle büyük bir denizde boğulacağına böyle ufak bir havuzda yüzmeyi öğrenmelerini tercih ederim. Zaten oyun dediğim gibi ücretsiz. Paralı versiyonu da var ancak ücretsiz versiyonu mevcut. Zaten biz şu an ücretsiz olanı oynuyoruz. Android ve iOS'te de var. Denemenizde fayda var arkadaşlar. Diğer oyunumuza geçelim şimdi. Üçüncü oyunumuzun adı Sandbox. Aslında standart Minecraft deyince aklımıza gelebilecek bir şey değil. Öyle bir oyun değil bu arkadaşlar. Şöyle create diyerek kendi dünyamızı yaratmaya başlayalım. Ben şimdi oyuna başlamadan önce sizlere oyun hakkında birkaç bilgi vereyim. Oyun Android ve iOS versiyonu var. Aynı zamanda şu an Steam'de erken erişimde oyun. Dilerseniz Steam üzerinden satın alarak oynayabilirsiniz. Tabii erken erişim olduğu için oyunda bir takım hatalar, eksikler olabilir. Yeni upgrade'lerle düzelecektir bunlar. Zaten o yüzden adı erken erişim. Oyunda kendi dünyanızı baştan aşağıya kendiniz yaratıyorsunuz. Çeşitli kimyasal tepkimeler bile var oyunda. Yeni maddeler keşfedebiliyorsunuz bu kimyasal tepkimelerle. Ya mesela kimyasal tepkimeye giren bilmiyorum. Kimyam, biyolojim çok kötüydü benim okul zamanımda. Mesela bir havuz gibi bir şey oluşturdunuz. Burada havayı ısıttığınız zaman su buharlaşıyor ve buluta dönüşüyor. O bulutların da birbiriyle çarpışmasıyla elektrik oluşmuş oluyor. Böyle bir sürü şey yapabiliyorsunuz. Şimdi şöyle birkaç örnek yapalım. Burada bu arada brush'ımız var. Dilersek line düz bir çizgi çekebiliyoruz koyacağımız şeyi. fillle de doldurabiliyoruz. Yerlerini değiştirebiliyoruz ve... Pickaxe dediğimiz. Pickaxe veya nasıl okunduğunu bilmiyorum. Onunla da kazılar yapabiliyoruz. Şuradan materyalimizi seçelim. Ben daha önce açtım birkaç tanesi. Burada seed tohumumuz var. Mesela ateş var, su var. Mesela şöyle su akıtalım. Suyu bu şekilde akıtıyoruz. Oyun bu arada bence fiziği mükemmel. Şimdi bu suyun üzerine ateş fıydıralım. Bakalım ne olacak. Ateş yukarıya doğru gidiyor. Yapamıyoruz. Ateş direkt sönüyor. Başka bir şeyler ekleyelim bakalım. Şurada çamur vardı. Çamur atayım suyun üstüne. Gördüğünüz gibi çamurla su birleştiği zaman bitkiler oluşmaya başlıyor. Bu bitki oluşumlarının üzerine tohum atınca bakalım neler olacak? Bir şeyler olacak mı? Evet, ağaç çıkmaya başlıyor. Bu ağaçların daha hızlı büyümesi için arkadaşlar Güneşimizi derecesini arttıralım Şöyle havayı da biraz sıcak yapalım Hoppa çok açtık arkadaşlar maalesef Orman yangını çıkarttık gördüğünüz gibi suda buharlaşıyor ve yukarıda bulutlar oluşmaya başlıyor Aslında oyunda yapabileceğiniz şeyler sizin hayal gücünüzle sınırlı gördüğünüz gibi yaptığımız Ufak bir hata Doğan'ın anasının ağlamasına sebep oldu. Şöyle havayı biraz durduralım artık. Bakın bulut da yağmuru bize geriye gönderiyor. Dilerseniz şuradaki silgiden yaptığınız şeyleri silebiliyorsunuz. Oyunda zoom in zoom out var. ince işçilik yapacağım diyorsanız şöyle zoom in zoom out yapabiliyorsunuz. Şimdi mesela parmağımla yerini değiştirebiliyorum. Tekrar şuna bastığım zaman çizim moduna geriye geliyor. Böyle çizebiliyoruz. Tane tane dilediğimiz yerlere. Tabi biz buradan uzaklaştığımız zaman onlar zart diye yere düşüyorlar. Dediğim gibi oyun Android ve iOS'te var. Aynı zamanda Steam'de de erken erişimde oynayabiliyorsunuz oyunu. Denemenizde fayda var arkadaşlar. Bir sonraki oyunumuza geçelim. Bir sonraki Minecraft benzeri oyunumuz Cubecraft Şahin Simülatör. Oyunun isminden de neler olabileceğini az çok anlıyorsunuz muhtemelen. Start diyoruz ve bütün amacımız Şahin'le yanlaya yanlaya gitmek. Oyunda bir görevimiz yok. Herhangi bir kaza yapma ihtimaliniz yok. Şöyle gördüğünüz gibi bir tanesinin içinden geçmedi garip bir şekilde. Bundan da geçmedi. Çoğundan geçiyordu. Bu arada şarjım bite yazdığı için maalesef şarjı takılı kullanmak zorunda kaldım. Şimdilik kusurumuza bakmayın. Oyunda dediğim gibi bütün olayımız şuradan el freni çekerek böyle Şahin'le yanlamak yapamadık. Başka da hiçbir aksiyon yok oyunda. Sadece Minecraft'a benzediği için ve bizden bir şeyler olduğu için oyunda tanıtma ihtiyacı duydum. Onun dışında şöyle araba çeşitlerimizi gösterin. 3 arabada bir, bu askeri araç bu arada. 3 arabada bir reklam çıkmasa çok daha güzel olurdu oyun. Gördüğünüz gibi araba değiştirince reklam çıkan bir oyunda sanıyorum market tarihinde bir ilktir. Son araba bu asker uğurlaması arabası. Şehirde hiçbir şey yok, hiçbir hareket yok. Şöyle yardıralım. Haritanın dışına çıkabiliyorsunuz. Şöyle. Merdi şarjı böyle günlük güneşlikmiş. Bir şey yapmasam da yanlıyor zaten araba. Biz neyse Şahin'imize geri dönelim. Son bir drift atayım şöyle. Olduğum yerde döneyim. Oh evin içine girdik. Bu oyunda böyle arkadaşlar. Çok fazla bir şey zaten beklenemez bu oyundan. Her şeyin içinden geçebildiğimiz şahane drift atabildiğimiz ve Minecraft grafikleri kullanılan bir oyun olarak tarihe geçiyor. Son oyunumuza geçmek istiyorum. Son oyunumuzun adı Block Ops. Block Ops dedim. Block Ops 2 yanlış söyledim. Single player, multiplayer modu var gördüğünüz gibi kapalı. Edit class var. Onları da geleceğim. Bir de options var. Options'tan başlayalım. Options'ta grafikleri ayarlayabiliyoruz. Onun dışında sensitivity'yi ayarlayabiliyoruz. Geriye gelelim. Edit Class'ta silahımızı seçebiliyoruz. Oyundaki başlangıç silahımızı ve ismimizi ayarlayabiliyoruz. Burada da çok bir şey yok. Single player ve multiplayer modları var. Multiplayer kapalı. Neden kapalı? Buna para vermemiz lazım. Bizi direkt Play Store'a yönlendiriyor. Single player diyerek başlayalım. Bir sürü haritamız var gördüğünüz gibi. Ancak bu haritaların sadece bir tanesini oynayabiliyoruz. Çünkü diğerleri yine para istiyor bizden. İlk haritayla başlayalım. Oyunun bu arada Block Ops, Black Ops'tan almışlar ismini. Oradan esinlenmemişler. Direkt almışlar bir harfi değiştirip. Block Ops'un ilk oyunu 2013 yılında çıktı. Ve bayağı popüler oldu bu oyun. Herkes tarafından oynanıyor. İkinci oyunda tabi popüler olduğu için çıkartmakta gecikmemiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyun Minecraft'ın aynısı ancak bir ufak fark var. Elimizde bir silah var. Kapışıyoruz oyunda birileriyle. O parayı verdiğimiz zaman az önce bahsettiğim 7.5 lira civarında bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. O parayı verirsek arkadaşlarımızla da kapışabiliyoruz oyunda. Tabi siz verirsiniz arkadaşınız vermez o zaman hiçbir anlamı kalmaz. 7.5 lira biraz çok gelebilir. İlla online oyunu oynayacağım diyorsanız da kafa topunu indirip bedava oynayabilirsiniz. Block Ops 2 aksiyon oyunu Minecraft'ta aksiyonu Call of Duty'yi birleştirmişler. Olmuş mu? eh yani biraz kütük gibi adamların hareketleri. Zaten FPS oyunları tabletlerde, telefonlarda oynaması çok zorken bir de bunun Minecraft'a dönüşmesi bence biraz işkenceye dönüşmüş. Ancak yoklukta gidecek oyunlardan bir tanesi bu da. Bu oyunda da Minecraft'taki gibi binalar yapabiliyorsunuz. İlla birilerini öldürmek zorunda değilsiniz. Hatta birileri sizi tam öldürmeden önce önünüze koyacağınız kutular hayatınızı kurtarabiliyor. Şöyle Hemen önümüze seti çekelim. Bu şekilde şeyler yapabiliyorsunuz. Hemen birini bulup da vurma işlemini de gerçekleştirelim. Şimdi vuracak adam arıyoruz. Adam dediğime de bakmayın. İki tane kutuyu üst üste koymuşlar. Adam diye bize kakıtıyorlar. Oyunda böyle haritanın geç oluşması beni bayağı bir rahatsız etti. İleriyi göremiyorsunuz oyunda. Böyle tam bir çekmiş gibi geliyor. Harita zart diye kocaman bir alan ekleniyor. Bu arada hiçbir botta bulamıyorum şu an. Bot gibi dolaşıyorum. Şu düğmeye de şöyle tam FPS moduna geçiyorsunuz, nişan moduna geçiyorsunuz ve şuna ateş ediyorsunuz daha sonra. Birilerini arıyorum ama çıkmıyor kimse. Az önce oynarken karşımda bin kişi çıkmıştı. Nedense şimdi hepsi yok oldular. Evet yaklaşık 5 dakikadır bir adam arayışımız sürmekte. Karşımıza çıkacak bir delikanlı arıyoruz. Fakat bulamıyoruz. Askeri üst gibi bir yere geldik ve birileri az önce ateş etti. Şimdi onu öldürmeye gidiyorum. Bittin oğlum sen. Seni iki saattir arıyorum. Geber. Oh be. Öldürdük. Yeter. Block Ops 2 bu şekilde. Ömrünüz bu oyunda öldürecek birilerini aramakla geçiyor arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere yarın bir gün ülkemizde Minecraft yasaklanırsa diye 5 tane Minecraft'a benzeyen onu çok fazla alternatif olmasa da tabii ki de orijinali hiçbirisi alternatif olamaz. Ama yine de gününüzü kurtarabilecek 5 tane oyun tanıttık. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook adreslerimizden takip edin. Aynı zamanda webtekno.com'u da takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.